Doğu Almanya, Dresden, 5 Aralık 1989. Berlin Duvarı'nın yıkılmasına sadece birkaç gün var. Tüm Doğu Bloğu ülkelerinde başlayan rüzgar, o zamanki adıyla Demokratik Almanya'da çok sert esiyor. Yılların birikmiş öfkesiyle halk her gün sokaklarda. Protestolar yatışacak gibi değil. Doğu Alman gizli servisi Stasi binası, göstericiler için nefretin sembolü durumunda. Göstericilerin kontrol edilemez protestosu, gizli servis binasına girilmesiyle zirveye ulaşıyor. 45 yıllık bir efsane göz açıp kapatıncaya kadar çökmüş, göstericiler binayı tamamen işgal etmiştir. Bununla yetinmeyen kalabalık, öfkeyle yolun karşısındaki KGB binasına yönelir. KGB binasının önündeki güvenlik görevlileri, dehşet içinde hemen binaya sığınır. Kapıya çıkan 1.70 boylarında soluk suratlı KGB subayı kendinden çok emin bir ses tonuyla kalabalığa dağılmalarını söyler. Yoksa üzerlerine ateş edilecektir. Almancasında koyu bir Rus aksanı vardır. Bu sözler üzerine birkaç dakikalık kararsızlık yaşayan göstericiler KGB binasını Stasi kadar kolay işgal edemeyeceklerini anlar ve dağılırlar. Soğuk terler döktüğünü çevresine hiç belli etmez. Az önce tek bir sözüyle göstericileri dağıtmıştır. Ancak durumun çok kritik olduğunun farkındadır. Dresden'deki Kızıl Ordu komutanını arar ve yardım ister. Komutan Moskova'dan emir gelmeden hareket edemeyiz der. Bir süre bekler ve bir daha arar. Komutan Moskova'dan ses yok diyerek telefonu yüzüne kapatır. Moskova'dan ses yok sözleri bu genç subayın sonradan kişiliğine yön verecek kadar sarsıcıdır. 1989 olaylarını çaresizce izlemek zorunda kalan o KGB subayı, şimdi Moskova'nın tek sesi olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimirovich Putin'dir. Belki de o gün bir daha kendisini ve ülkesini bu kadar çaresiz görmemeye yemin etmiştir. Doğu Almanya'nın yıkılışını an be an görür ve arkasında bir iz bırakmamak için binadaki tüm gizli belgeleri bizzat kendisi yakar. Nadir verdiği röportajlardan birinde o günlerden bahsederken kendi başıma o kadar çok belge yaktım ki ocak patladı der. Çocukluğuna ve gençliğine dair detaylar hala kalın bir sis perdesiyle örtülü olsa da resmi bilgilere göre 7 Ekim 1952'de Sovyetler Birliği zamanında adı Leningrad olan St. Petersburg kentinde doğmuştur. Kaderin garip bir cilvesiyle baba tarafından dedesi Lenin ve Stalin'e aşçılık yapan Spiridon Ivanovich Putin'dir. Adeta Sovyet Devleti'nin mutfağına doğmuştur. Biyografisi hakkında bugün bile çok az detay bilinir. Bu konu üzerine çalışan birkaç gazetecinin esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolduğu söylenir. Sürekli yeni komplo teorileri uydurulur. İddiaya göre Putin gayrimeşru bir çocuktur. Gerçek annesi Vera Putina, 87 yaşında ve Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in Metehi köyünde yaşıyor. Köye giden gazeteciler esrarengiz bir şekilde ortadan kayboluyor. Köyde hiç kimse bu konuyu konuşamıyor. Taksiciler bile korkudan köye yolcu götürmüyor. Gerçek nedir bilmek zor. Ancak bilinen bir gerçek var ki küçük Vladimir'in çocukluğu biraz fludur. Vladimir, Nazilerin Leningrad kuşatmasında abisinin açlıktan öldüğüne dair sert hikayelerle büyümüştür. 16 yaşında Sovyet İstihbarat Teşkilatı KGB'nin kapısını çalar. Ajan olmak istiyorum der. Ona üniversiteyi bitirip başvurmasını, hukuk okumasını önerirler. Leningrad Üniversitesi Hukuk Bölümünden 1975'te mezun olur. Üniversite hayatında ve sonra yıllarca ona akıl hocalığı yapan Anatoli Sobchak'ın tavsiyesiyle 23 yaşında KGB'ye yeniden başvurur. İlk mülakatları geçemez. Israrlı çabası sonrasında meyvesini verir ve KGB'de çalışmaya başlar. Kod adı Yoldaş Platov'dur. Bir istihbarat ajanı için en önemli özellik davranışlarının ve görünümünün sıradan olmasıdır. Kendisi de hiç dikkat çekmeyen gayet sıradan biridir. Hatta ilk eşi Airflot hostesi Ludmila onun için yolda görsen dönüp bakmayacağınız biriydi der. KGB'deki bilgi notuyla şöyle yazılıdır. Keskin bir zekaya sahip ama bilgiçlik taslar, içine kapanıktır. Çevresiyle iletişim kurmaktan kaçınır. Tehlikeye algısı düşük olduğundan risk alma potansiyeli yüksek biridir. Bugün her işi asıl ustası gibi yapmak en sevdiği şovdur. Belki de şovların altında ajanken yıllarca göze batmama bastırılmışlığı yatıyordur, kim bilir. Judocu, şarkıcı, balina ve kaplan avcısı. Pilot, çıplak ata binen bir doğa tutkunu. Formula 1 pilotu, motorcu, keskin nişancı, buz okeyi forveti. Güvercinlerin bile selam durduğu bir hayvan sever. Adeta sen neymişsin be abi şarkısının Rusya versiyonu. Putin 1985'ten ilk yurt dışı görev yeri Dresden'e atandığında 2 yıllık evli 32 yaşında bir yarbaydı. İlk kızları Maria Leningrad'da doğmuş. İkinci kızları Yekaterina ise Doğu Almanya'da dünyaya gelmişti.
Sakin bir hayatları vardı. KGB ajanları Alman Stasi ajanlarına göre daha az maaş alıyorlardı. Para biriktirip küçük bir araba almak istiyorlardı. O dönemlerde iyi bir bira içicisiydi. Yerel Raid Burger birasından hafta sonları için stok yapıyordu. Şimdi üstü çıplak verdiği pozlardan anlaşılıyor ki bira zevki Doğu Almanya'dan sonra devam etmemiş. 2013 yılında boşandığı eşi Ludmila, Doğu Almanya yıkılışı günlerinden bahsederken üzgündür. Neredeyse evimiz haline gelen bir ülke haritadan siliniyordu. Çok üzüldük, dönerken yanımıza çamaşır makinamızı da aldık diyordu. Bugünkü güç imparatorluklarına bakınca çamaşır makinesi detayı ne kadar naif ve anlaşılmaz değil mi? Berlin duvarı yıkılmış. Putin ve ailesi Leningrad'a dönmüş artık. Çalışması lazımdı. Bir süre taksi şoförlüğü yapmayı bile düşündü. Sonunda Dresden'den çok değerli bir bilgi birikimiyle döndüğünü anladı. Leningrad Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. Leningrad Üniversitesi'ndeyken KGB'ye girmesini söyleyen akıl hocası Anatoly Sobchak da artık St. Petersburg Belediye Başkanı'dır. Kendisi de belediye başkan yardımcısı. Resmi olarak KGB'den istifa etmişti. Ancak herkes bilir ki bir istihbaratçı hiçbir zaman ne istifa edebilir ne de emekli olabilir. Rusya'nın tek adamı yapacak siyasi çevresini burada inşa etmeye başladı. Bugün bile hala çevresindeki en yakın halka St. Petersburg, Dresden ve KGB'deki arkadaşlarından oluşuyor. Yıllarca başkanlık ve devlet başkanlığını sırayla değiş tokuş ettiği Medvedev bile Putin'in St. Petersburg'dan arkadaşıdır. Başka bir örnek, eski bir Doğu Alman casus Matthias Warning, Rus gazını Almanya'ya taşıyan projenin başındadır. Dostluklarına güvenir ama hiçbir zaman tam olarak kendini onlara teslim etmez. Tanıyan herkes bilir ki onun hep bir B planı vardır. Mesela eski akıl hocası St. Petersburg Belediye Başkanı Anatoly Sobchak'ın adı bazı yolsuzluk iddialarına karıştığında Putin tarafından özel bir jetle Paris'e kaçırılır. 2000 yılında Putin'in özel affıyla Rusya'ya döner ve bir otel odasında kalp krizi geçirerek sırlarıyla ölür. Sobchak'ın ölümünün ardından bugün önemli bir muhalif televizyoncu ve 2018'de Putin'e karşı devlet başkanlığına aday olan kızı Ksenia Sobchak ölümle ilgili şüphelerini basınla paylaşır. Tartışmalı bir otopsi sonrasında gömülen Sobchak'ın mezarı bugün hala özel olarak korunmaktadır. Özellikle devlet başkanı olması sonrasında benzer esrarengiz kayıplar, zehirlenmeler, gözaltılar yaşanır. 1996'ya gelindiğinde Kremlin günleri başlamıştır. 1998'e kadar Yeltsin'in özel kalem müdürlüğü dahil birçok görevde bulunur. Sanki Kremlin'in gri takım elbiseli derin adamları tarafından Rusya liderliği için hazırlanıyordur. Bu oryantasyon sürecinde KGB'nin yerini alan yeni teşkilatın başkanlığını da bir yıl kadar yapar. Artık yavaş yavaş hazırlandığı zirveye doğru tırmanmaya başlamıştır. Gri takım elbiselilerin önerisi ve Yeltsin'in atamasıyla önce başbakan yardımcısı, ardından başbakan olur. Kendini hazır hissetmediğini söylese de onu başkanlığa hazırlayanlar için o artık hazırdır. Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in içine düştüğü alkolizm batağı artık uluslararası toplantılara bile içkili gelme rezaletine ulaşmıştır. Çeçenistan'da yükselen ayrılıkçı şiddet kontrolden çıkmış ve ciddi bir ekonomik kriz yaşanmaktadır. Yeltsin televizyondan istifa mektubunu okurken yerine kendisini işaret eder. Bugüne kadar geldiği tüm görevlere atamayla gelmiştir. İlk defa yeni görevi için kazanılması gereken bir seçim vardır. Seçim yapılır ve Putin ilk turda %50'nin üzerinde oy alarak Rusya Devlet Başkanı seçilir. Seçimle ilgili şaibeler uzunca süre konuşulur. Ancak o artık başkandır. Bugün hala Yeltsin neden beni seçti hala bilmiyorum der. Kremlin'in derin koridorlarından Çarlık Sarayı'nın yaldızlı salonuna doğru kendinden emin adımlarla yürümektedir. Yürürken sağ kolunun hep sabit kalması bazı beden dili uzmanlarınca her an silahına davranacak bir kovboy gibi diye tanımlanır. Ve Putin sahnededir. Önce halledilmesi gereken Çeçenistan meselesi vardır ajandasında. Rusya, Afganistan'dan sonraki en büyük hezimetini yaşamak üzeredir. Binlerce asker ve en önemlisi prestij kaybetmişlerdir. Savaş Çeçenistan'dan Moskova meydanlarına taşınmış, Çeçenlerin yalnız kurt ve Karadul eylemleri Moskova'yı yaşanmaz hale getirmiştir. O günlerle ilgili şöyle bir olay anlatılır. Putin, Çeçen ayrılıkçılara karşı savaşan Rusya yanlısı Çeçenleri ziyaret eder. O gün Rus yanlısı Çeçenler bir zafer elde etmiştir. Adet olduğu üzere vodkalar doldurulur ve bir kadeh de ona uzatılır. Bardağı alır ve içmeden masaya koyar. Bu vodka zaferden sonra içilecek der. Rusya Çeçenistan'da zafer kazandığında Putin o köyü ziyaret eder ve söz verdiği gibi o vodkayı içer. Sırada Rus oligarklar. Yani Sovyetler yıkıldıktan sonra özelleştirmelerle devletin tüm sermayesine çöken yarı mafya iş adamları vardır. Putin iktidara geldikten kısa bir süre sonra oligarklarla o meşhur toplantıyı yapar ve taleplerini net olarak söyler.
Taleplerini yerine getirmeyen bazıları iş hayatından, bazıları ise gerçek hayattan silinir. Tükenmez kalemini bile vermediği oligarkların kalemini kırmıştır. 2000 yılına %50 olan oy oranını geçen yıllar içerisinde katlayarak bugün %75'lere kadar getirdi. Yasak aşkları, yeni oligark dostları, gizlenen 17 yaşındaki kızı, adı yolsuzlukla anılan damatlarıyla öyle ya da böyle 22 yıldır demir yumruğuyla Rusya'yı yönetiyor. Yönetim şeklini soranlara Rus tipi kontrollü demokrasi diyor. Sovyetlerin dağılması 20. yüzyılın en büyük jeopolitik facialarından biridir. Elimden gelseydi Sovyetlerin yıkılmasına engel olurdum dediğinde birçok insan çok şaşırmıştı. Ama o hala ruhen sadık bir KGB subayı. Zaten Kırım'dan Ukrayna'ya ve Kazakistan'a kadar izlediği bütün politikalara bakılırsa aslında gayet tutarlı. Eski Sovyetler Birliği egemenlik alanını adım adım yeniden oluşturuyor. Kuvvetle muhtemel her protestoda Dresden günlerini ve Doğu Almanya'nın yıkılmasını hatırlıyordur. 2036'ya kadar başkan olarak kalmasının önündeki tüm engelleri ve kişileri temizledi. Kremlin'de olduğu sürece gençlik travması Moskova'dan ses yok sözü bir daha duyulsun istemiyor. Bunun için de Moskova'nın tek sesi olarak kalmak istiyor.